Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır lezzetli halka tatlı tarifi vermek istiyorum. Şimdiden herkese iyi seyirler. Tarifimizin yapımına geçelim. Öncelikle tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Tencerenin içerisine 2 su bardağı şeker, bardak ölçüm 200 milimdir ve 1 su bardağı su ekleyelim. Koyu bir şerbet olacak. Suyu ekledikten sonra 3 diş limon tuzu ekleyelim. Limon tuzunu 3 dişten fazla eklemeyin yoksa şerbetiniz ekşi olur, tatlınızda ekşi bir tat gelir. Tenceremizi ocağa alalım. Şeker eriyene kadar sürekli karıştıralım. Şeker eridikten sonra 10 dakika boyunca kaynatalım. 10 dakikanın sonunda koyu kıvamlı bir şerbet oluşmuş olacak ve şerbetimizi soğuması için bir kenarda bekletelim. Halka tatlımızın hamuru için derin bir kasenin içerisine bir yumurta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir su bardağı yoğurt, bardak ölçümü 200 milimdir. Bir çay kaşığı ucu ile tuz, yani bir fiske tuz. Bu malzemeleri kasenin içerisinde bir çırpma teli ile çırpalım. Yumurta çözüldükten sonra üzerine bir su bardağı irmik, bardak ölçümü 200 milimdir ve iki buçuk su bardağı un ekleyelim iki bardağı ekledikten sonra kalan yarım bardağı kontrollü bir şekilde ekleyin ve son olarak da bir çay kaşığı tepeleme kabartma tozu ekleyelim kabartma tozunu ekledikten sonra bütün malzemeyi karıştıralım koyu kıvamlı bir hamur olacak ben toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Bardak ölçümü 200 milimdir. Ama siz ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Dediğim gibi kullandığınız unun kalitesine göre ve yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre ölçüsü değişebiliyor. Şekil vermek için başlığı koydum. Ben en büyük başlıklardan kullandım. Ama siz eğer biraz daha ince olmasını istiyorsanız küçük başlıklardan da kullanabilirsiniz hamurumuzu sıkma torbanın içerisine alalım. Tatlımızın hamuru hazır. Şimdi tavanın içerisine 2 su bardağı sıvı yağ alalım. Bu şekilde tahta kaşığın tersiyle iyice ısındığını anlarsınız. Altlarda baloncuk çıkıyorsa istediğimiz kıvama gelmiştir demek. Tatlımıza şekil verdikten sonra koyu kıvamlı bir hamur olduğu için bir bıçak yardımı ile hamuru keselim. Dilerseniz mutfak makası ile de aynı işlemi yapabilirsiniz. Bu şekilde daha kolay oluyor. Ve tatlılarımızı arkalı önlü güzelce kızartalım. Tatlınızı kesinlikle çok güzel bir şekilde kızartın. Çünkü şerbetin içerisine girdiği zaman da rengi bir ton açılıyor. Tatlımız sıcak, şerbeti soğuk olacak. Bu şekilde şerbetin içerisinde 3-4 dakika bekletelim. Ve aynı zamanda hamurumuza da şekil vermeye devam edelim. Tatlılarımızı kızartalım. Tatlımız 3-4 dakika şerbetin içerisinde bekledikten sonra şerbetini süzüp servis tabağına alalım. Kalan hamuru da aynı işlemden geçirelim. Önce kızartalım. Sonra soğuk şerbetin içerisine alıp 3-4 dakika bekletelim. 3-4 dakikanın sonunda şerbetini süzüp servis tabağına alalım. Son tatlılarımızı da şerbetin içerisinde çıkaralım. Şimdi tatlımızı süsleyelim. Ben toz antep fıstığı ile süsledim. Siz dilerseniz hindistan cevizi ile de süsleyebilirsiniz. Veya sade de tüketebilirsiniz. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.